Kalçaya gel, yapan grup. Kalçada da değişti. Kupa bizim için daha çok bu zamana kadar forma şansı bekleyen de forma bulamayan arkadaşlarımızı değerlendirme maçımız. Onlara bir forma şansı tanıma maçımız. Dolayısıyla biz bu şekilde görüyoruz. Tabii ki mahalle maçı dahi olsa kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız tur atlamak için ama sadece ve sadece daha çok oynamamış oyuncularımızla bunu başarmaya çalışacağız. Onun için kupanın, evet bizim için her maç önemli ama illa kupada şu tura çıkacağız, şu turu geçeceğiz diye bir düşüncemiz yok. Keyif alabilirsek her zamanki gibi bizim için yeterli olabilir. Bunun yanında turda geçersek çok daha iyi olur. Rakiplere geleyim. Evet, rakipler sezon başında tanımadıkları, bilmedikleri bir takım vardı. İkincilikten gelmiş, oyun sistemine nasıl oynarlar bilmedikleri bir takım vardı. Bu bir gerçek. Zamanla da 10. haftaya doğru, özellikle 4. 5. hafta Eyüp maçından sonra çok daha fazla irdelenmeye, çok daha fazla kapatılmaya başladı ki bu çok doğal. Rakiplerimiz bizi seyrettikçe iyi yönlerimizi önlem almaya çalıştılar. Bu hafta da oldu, son maçımızda da aynısı oldu. Rakibin içinde bulunduğu durumla da alakalı bu. Dolayısıyla maça başlangıcımız ve ilk 20-25 dakikadaki bizi oynatmamaları, kapatmaları bizden fiziki olarak daha iyi göründüler. Ama 25. dakikadan sonra özellikle de ikinci yarı bizim gerçek fiziki durumumuz ortaya çıktı. Hemen hemen özellikle ikinci yarı tek kale oynadık diyebiliriz ama sonuç üretemedik. Maalesef kazanacağımız pozisyonları da değerlendiremedik. Berabere bitti. Hep söylüyorum, belki de sezon sonuna kadar benden çok duyacaksınız. 1 puan 1 puan, 3 puan 3 puan çok daha iyi olur. Alıp yolumuza devam edeceğiz. Bizim kendimizce sezon başı belirlediğimiz bir hedefimiz var takımımızı düşünerekten. Ama biz bu düşünceleri yaparken, biz bu takımımızı düşünüp belli bir noktaya yerleştirirken özellikle bazı oyuncularımızın bizim düşüncemizin de üstünde performans göstermeleri bizim için çok daha büyük bir artı oldu. Bu bir gerçek. Bunu ne kadar sürdürebiliriz? Emin olun ki ben de bilmiyorum ama bir gerçeğimiz var. Bizim takımımızın bir oyun standardı var. Bunu 3 aşağı 5 yukarı sezon sonuna kadar sahaya yansıtırız. Birazcık daha yukarı çekebilirsek çok daha farklı bir pozisyona bürünebilir takımımızın konumu. Dolayısıyla da sezon başı koyduğumuz hedeften hiçbir şaşmamız yok. Hep dediğim gibi bu ligde ilk senemiz bu ligi koruyup, bu ligi koruduktan sonra üstüne katıp ne kadar yukarı çıkabilirsek biz bu sene ilk senemizde onun peşindeyiz. Bu ilk onda bitirmek olur, olabilir. Playoff olur, olabilir. Playoff'tan çıkmak olur. Yani çıkmayı kim istemez? Hepimiz isteriz. Dolayısıyla ama zor, kolay değil. Hakikaten bu lig çok zor. Geçen sene düşen takımlar 44 puanla düştüler. Böyle de bir gerçeği var bu ligin. Dolayısıyla biz bizim mottomuz olan iyi futbol, keyif veren futbolu, mücadele gücü yüksek. Bunu sahaya yansıtıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Bizim esas şu andaki hedefimiz bu. Ama ne kadar ilerleriz onu hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler. Şimdi bu bay haftasına 3 günlük izinin ardından tekrar başladık bugün çalışmalara. Gerçekten çok güzel bir havamız var. Hem Bodrum'un havası diyelim hem takımın havası. Bunlar birleşince istediğimiz sonuçları da alabiliyoruz. Bu hafta olmasa da. Tabii bu ligde böyle iniş çıkışlar oluyor devamlı. Beraberlikler. Bu ligde kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz de. Özellikle bu birinci kural olması lazım. Onun arkasından mücadele, istek, azim zaten skoru belirliyor, kazananı belirliyor. Biz de elimizden geldiğince sahada isteğimizi en yüksek şekilde mücadeleyle birlikte sahaya yansıtmayı istiyoruz her maçta. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var, aile ortamımız var. İçeride
Hakikaten herkes çok iyi niyetli. Gerek futbol, gerek teknik ekip olsun, çalışanlarımız olsun. Çok güzel bir havamız var. Yani maçlara da bu hazırlandığımız ortamda ki özgüvenle, huzurla çıkıyoruz. O yüzden çok rahat hissediyoruz. Belki benim kendi bireysel performansımda bundan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü zaten İsmet Hoca ile de daha önce biz çalışmıştık. O bana iyi geliyor, ben ona iyi geliyorum aslında diyebiliriz. Orada da çok iyi performans göstermiştim. Beni tanıyor herhalde, ona göre sahaya sürüyor. Tabii ki gönül ister ki daha fazlası olsun, daha ileriyi görelim. Biz sezona başlarken herhangi bir hedef koymamıştık. Siz de o zaman söylemiştik, size de. Onu ne kadar doğru yaptığımızı şimdi daha iyi görüyoruz. Çünkü hedef her zaman baskı yaratır. Özellikle bizim takım için geçen seneden çok güzel bir ortam var zaten. Oyuncu grubu çok karakterli ve iyi futbolcu grubu. Bu ligi hak eden ve hak ettiğini de gösteren bir performans sergiliyoruz şu an. Umarım böyle devam ederiz. Yine çıkışlar, inişler olacaktır lig. Uzun bir maraton çünkü. En az şekilde kayıpla daha çok kazandığımız maçlar olsun diyelim, ümit edelim. Ona göre her şey daha güzel olacaktır diye umut ediyorum.